Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Ben Nuri Saltan. YouTube kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün Balıkesir Havra'nın Büyükdere Mahallesi'ne geldik. Ahmet abimizin yanındayız. Onun şehirden köye göç hikayesini dinleyeceğiz hep birlikte. Ahmet abicim öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisindir inşallah. Nasılsınız? İyidir Allah'a şükür abi bizde. Bir izleyicilerimize kendini tanıtır mısın abi? Tabii, ismim Ahmet. Sakarya doğumluyum. 1988 Kasayım. Normalde İzmir'de yaşıyordum. 6 ay önce, 7 ay önce tekrar doğduğum topraklara, dedemin doğduğu topraklara daha doğrusu geri göç ettim. Burada hayvancılığa başladım. Bu şekilde şu an devam ediyorum. Abi şimdi 34 senedir İzmir'de yaşıyorsun. 30 sene Sakarya, geriye kalan zamanlarda İzmir'deydim. Evet, yani büyükşehirde büyük bu zamana büyük kadar. Büyükşehirden köye göç ettin Ahmet abi. Köye döndüğünde ne gibi zorluklarla karşılaştın? Öncelikle sana bunu sorayım. Aslında çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım, kendi adıma konuşayım. Çünkü kendimi zaten buradaki sıkıntılara adapte etmiştim, o şekilde gelmiştim. Onun için çok fazla zorluk yaşamadım. Sadece ilk zamanlar işte çok yalnız kalıyorsun vesaire vesaire. Evet. Ona da bir zaman sonra alışıyorsun. Zaten istediğin şey bu, yalnız aynen kalmaktı. Abi. Peki abi İzmir'de ne işlerle uğraşıyordun? İzmir'de ben bir mağazada çalışıyordum. Bir ayakkabı mağazasında. Orada devam ettim bir 3,5-4 yıl. Evet. Ondan sonra insanlardan çok sıkıldığım için hayvanlarla takılmaya karar verdim. Vallahi hayırlısı olsun abi senin için. Ahmet abi sahnen keçiyle bu işe girmiş arkadaşlar. Tekemiz de biraz kameramanı yoruyor galiba. Gel oğlum, gel. Sıkıntı yapmaz değil mi Ahmet abi? Biraz... Ne yapacağı belli değil işte, peki. Korkma abi, bir şey yapmaz. Biraz kıskanç. Abi sahnen keçiyle başlamışsın bu işe. Buraya geldiğinde herhangi bir ahırın var mıydı? Keçilerini otlatacak yerin var mıydı? Bu ahırı en baştan mı yaptın? Bunları dinleyelim biraz da. Şimdi burası daha önceden vardı. Sadece tavanı göçmüştü diyelim. Ön tarafında işte yoktu kapılar. Buraları kendimiz yaptık en baştan. İçeride ufak kendimize bir çoban evi tarzında bir şey yaptık. Evet. Baştan başladık, sıfırdan başladık diyebiliriz aslında. Buralar dededen kalma değil mi abi? Tabii, burası dedelerden kalma yerler. Evet. Tekrardan buraları Ahmet abi düzenlemiş. Güzel bir şekilde. Ahırında yapmış. İçerisi de gayet serin abi. Havalandırmalar da çok güzel. Evet. İki taraflı havalandırma var. Bir de tuğladan olduğu için de serin olabilir. Aynen değil mi abi? Öyle. Keçiyle başladın abi. 6 ay önce mi aldın keçileri? Ne zaman aldın? Keçileri neden sahnen keçisiyle başladın? Keçileri 3 ay önce aldık. 3 ay önce işte geldi dama. Gece saat 12.30-1 gibi geldi kendileri. Evet. Ben de hiç mesela daha önceden keçiyle aşırı neşir olmadım ama... Daha önce bizim... hiç hayvancılık yapmadın yok, değil mi yok abi? Yok. Yani bizim için bir kabus gibiydi hatta o gece. Peki abi hayvancılığa başlayacaksın dedin. Oradan İzmir'den köye göç ettin. Yapamam diye falan korktun mu? Ya bu zamana kadar hiçbir şeyden korkmadım ben yapamayacağım diye. Evet. Çünkü bir kere kafama taktıysam... İlla bir şekilde yapıyorum yani. Başarılı da olsam, başarısız da olsam yapmak istiyorum ve yapıyorum. Denemekte fayda var dedin abi. Yani şimdi 34 yaşındayım. Gidip de 60 yaşında bunu denemektense bu yaşlarda bunu deneyip tutturursun ya da tutturamazsın. İşin ticari boyutunu geçtim. Ben burada sadece maneviyat kısmındayım şu anda açıkçası. Evet. Arkadaşlar Ahmet abi de bizi YouTube'dan daha önceden uzun zamandır hatta takip eden abilerimizden biri. Hatta oralara gelip Nuri çay kahve içelim falan diyordu ama hiç kafasında hayvancılıkla ilgili bir şey yoktu galiba. Sürpriz. Aniden bir şey oldu. Abi nasıl karar verdin buna? Ya, çok vardı zaten kafamda. Köye göç etmek istiyordum açıkçası. Tam da köye göç etmiş sayılmam aslında. Tam kafamdakini şu anda gerçekleştirmiş gibi değilim. Havran merkezde yaşıyorum. Evet. Biliyorsun sen de. Abi orası da köy gibi zaten. Köy gibi ya. Aslında baktığıma göre. Şehire göre mesela İzmir'e göre evet. Bir köy diyebilirsin oraya. Mesela oturduğum yerde internet yok, altyapısı yok. Evet. İşte Havran Belediyesi hala buna el atmadı sağ olsun. Ondan sonra mesela buradaki damda internetimiz var. Köyde internet var, Havran'da yok. Havran'da yok, öyle diyebilirim sana yani. Bazı zorluklarını çekebiliyoruz. Öyle yani benim için... Keçi mi vardı abi kafanda? Sürekli keçi mi yapmak istiyordun? Ya aslında benim kafamda çok da keçi yoktu. İşte sizi izledikten sonra zaten YouTube önerilerinden sürekli bunlar geldi. Dedim. Evet. Keçi olsun. Daha yani. Önceden ne vardı abi kafanda? Koyun ya da büyükbaş falan öyle bir şey vardı. Hayvancılık yoktu açıkçası. He. Hayvancılık abi, yoktu. Köye... Yonca vardı. Yonca vardı. Yonca vardı. Köye göç edince geçimini yoncadan sağlarım evet, diyordum. Yani amcamla bazı şeyleri planlıyorduk. Burada bana ön ayak olan yine amcamdır. Evet. Onunla bazı şeyleri sürekli telefonda planlıyorduk.
Ama şöyle oluyor. Telefonla konuşmakla yüz yüze konuşup icraat yapmak çok farklı oluyor. Yani amcam dedi kervan yolda düzülür oğlum dedi. Gel. Ben de topladım pılımı pırtımı. Mart 30'u gibi geldim buralara taşındım. İyi yapmışsın abi. Tekrardan hayırlı olsun. Tabii teşekkür bir işe sadece düşünmek yetmiyor abi. Evet. O işi tekrar devam ettirmek ve o işe başlamak aynen. Zaten en önemlisi. Sen de başlamışsın. Sahnen keçileri var, Maltız keçileri var arkadaşlar, Halep kırmaları var. Ahmet abi Buğurt'la başlamış. Kaç tane keçi aldın abi? Kaç tane oğlak aldın? 58 keçi vardı Nuri. Bir tane tekemiz var. 28 de oğlağımız vardı. Oğlakları verdik. Evet. Şu an keçilerle yolumuza devam ediyoruz. Bunları alana 3 ay oldu. 3 ay oldu. Evet. Oğlakları ayırdıktan sonra herhalde artık bir süt zahım zamanına yani gelir zamanına geçtin değil mi Ahmet abi? Evet. Gelir zamanında gelir elde ettin mi? Bu gelirden memnun musun? Bu sahnen keçicilik gerçekten yapılır mı? Yani şöyle şu an gelen para hayvanın yemini karşılıyor diyelim. Evet. Biz tabii yine arka tarafta yoncalarımız var. O şekilde döndürüyoruz kendimizi. Şu an çok bir getirisi yok. Aslında çok da şey... Hani macera arayan insanlar değiliz. Amcamla beraber konuştuğumuzda da yani kimileri diyor işte 5 kilo süt alırım, 6 kilo süt alırım. Öyle değil. 2,5-3 kilo bizim için ideal rakamlar. Evet. Biz zaten bu işi şu anda zevkine yaptığımız için çok ticari olarak da düşünmüyoruz. Aynen abi. Peki Ahmet abi burada sütü satmakta zorlanıyor musunuz ve sütün litre fiyatını ne kadardan sattınız? 4,25'ten şu an alıyorlar damdan. 4,25'ten kapının önüne kadar gelip sütü aynen, senden alıyor. Evet. İyiymiş, güzelmiş abi. Geçen sene peki oğlakları sattıktan hemen sonra bir gelir elde ettim abi. Şu an için keçiler tekeye geldi artık. Evet. Tekeden geçtiği için süt yavaş yavaş düştü haliyle. Havalar biraz soğudu. Evet, ondan dolayı şu an sadece yem giderlerini karşılıyor. Yem giderlerini karşılıyor. İşte peki, bizim burada masraflarımızı karşılıyor o kadar. Evet, peki ilk gelirin başlangıcında sana bir gelir getirdi mi? Şu an gelir getirmiyor diyebilirim. Şu an değil abi, ilk başladığında. Mesela oğlakları ayırdığından sonra. Tabii o zaman vardı. O zaman vardı değil mi abi? Yani seni memnunsun yani değil mi memnunum abi? Memnunum ben. Her türlü memnunum şu anda. Yani İzmir'e göre bakarsan, düşünürsen her açıdan memnunum aslında. Aynen. Köy bir farklı oluyor. Tabii. Peki neden sahnen keçisi seçtin abi? Halep ırkı vardı, Maltız ırkı vardı. Sen biraz karıştırmışsın. Ben biraz karıştırdım açıkçası. Şimdi işin acemisiyiz. Hangisiyle yolumuza devam edeceğiz, hangi ırkla yolumuza devam edeceğimizi aslında biraz da çözümlüyoruz kendi açımızdan. Çünkü daha önceden sizin videoları da izledim. Genelde herkes işte sahnen diyor, Maltız diyor, farklı farklı yorumlar var. Biz de kendimiz bir deneyip görelim dedik. Evet. Yani seneye değiştirebiliriz ırkları tekrar. Sanırım abi bu teke bana sıkıntı yapacak. O biraz kıskanç. Hadi oğlum Ali. Yürü. Hadi. Şunu alalım mı? Aynen abi. Arkadaşlar sanırım keçilerden de tekerek var. Evet. Yani. Tekeye gelen keçiler var. Onundan dolayı biraz tekemiz sıkıntılı. Peki Ahmet abi, keçilere hangi rasyonla baktın? Hangi rasyonla devam ediyorsun? Şu an için sadece ne veriyorsun? Şu an sadece yonca veriyoruz. Çok zaten verim olmadığı için evet. Yonca ile devam ediyoruz sezon başlayana kadar. Bu şekilde devam. Evet. Kendi yoncalarınız da var. Var. Kaç dönüm yonca ekip biçiyorsunuz? Şu an 40 dönüm yonca ekip biçiyoruz. 40 dönüm yonca ekip biçiyorsunuz. Nasıl abi yoncayla keçiyi karşılaştığında hangisi daha verimli? Hangisinden daha çok kazanç sağlanıyor? Yani ticari olarak baktığım vakit şu an yonca tabii ki her 25 günde, 28 günde bir sıcak para sağlıyor. Evet. Buradan ne kadar biçim yapıyorsunuz abi yoncadan? Ya şimdi ben geçen sene misal burada değildim Ocak zamanı. Amcamın en son konuştuğumuzda Ocak 5'te burada yonca bağlattığını biliyorum. Yani yılbaşından sonra bir de aynen. Yonca bağlamış. Aynen. Yani 6-7 biçim herhalde garanti oluyor abi. 6-7 şu an zaten 5'teyiz sanırım. Şu an 5'tesiniz beşte ve Eylül'ün 15'indeyiz. Aynen. Bir iki biçim daha yaparsan Ahmet net, abi 3 biçim daha. Net yapar. Çok güzel. Abi yoncanın fiyatını ne kadara satıyorsunuz ve satmakta zorlanıyor musunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim şu an biz kendi hayvanlarımıza yonca ayıramadık. Dışarıda tek balya yoncamız kaldı. Akşam bize yine yonca gelecek. Evet. Yani satmakla alakalı herhangi bir problem yok zaten. Misal adamlar arıyor. Abi diyor yoncayı biçmen lazım diyor misal. Biçmen lazım diyor. Evet. Hani adamlar takip ediyor artık senin kendi yoncanı. He. Anladın mı? Yoncayı biçmen lazım. Ne zaman gelelim? Satmakta hiçbir sıkıntı yok. Satmakta hiçbir sıkıntı yok. Ne kadara satıyorsun abi balyasını? Şu an 30 lira. 30 liradan satıyorsunuz. Evet. 40 dönüm yerden ortalama olarak kaç balya yonca çıkıyor? Bu şu an bozduk biz bu yoncayı. Bu sene yeni ektik. Şu an tam böyle verimli zamanında değil. 600-700 arası. 600-700 balya. Aynen. Bir de çok yağmurlar yağdı bir ara hatırlıyorsun. 2-3 ay önce tarlanın bir kısmı çok su tuttu. Evet. Orada biraz yara aldık. Orayı da misal bozup
bir ay sonra regras ekeceğiz. 10 dönüm bir yer. Keçilere değil mi abi? Keçilere, sadece aynen. Keçilere. Zaten kışın seni orası götürür abi. 10 dönüm bir yer, 50 tane keçi var burada, 58 tane. Etrafını kapatıp orada rahatça ikiye bölüp yayabilirsin. Aynen öyle yapacağız. 700 balya önce 30 liradan 7, 14, 21. Aynen. Her 25 günde bir 21 milyar para mı alıyorsun abi şimdi sen? 20 bin lira. 20 bin lira. Vallahi süper paramış. Peki giderin ne oluyor abi bu 25 günde? Yani şöyle, o işin gider kısmıyla aslında gelir kısmıyla da amcam ilgileniyor. Çünkü yoncalar ona ait. Evet. Çok şu anda bir şey yok. Hani yani suya para yok. Veriyor musunuz abi burada? Baraj öyle suyu. Bizimki baraj suyu, yani devlet suyu almıyoruz. Onun için çok karlıyız bu açıdan. İşte en önemlisi de arkadaşlar bu baraj suyu. Evet. Mesela biz saatini 50 liradan kullanıyoruz suyun. Ahmet abi senelik 250, 300 lira, 500 lira, 1000 lira gibi ya para veriyor. Ya 40 dönüm olsun 1000 lira falan Nuri. Yani 40 dönüme senede 1000 lira veriyor. Abi biz onu herhalde 2 kere suladığımızda falan veriyoruz. Aynen, işte o sıkıntı. Aynen. Onun için bize çok hani masraf yapacak bir şey gözükmüyor yani şu anda. Zaten sezonluk veriliyor parası. 1000 lira, 2000 lira neyse. Zaten su elimizin altında. İstediğin zaman açıp kapatabiliyorsun. Tabii değil ki mi? De. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Vanalar tarlaların başlarında hazır, evet, bir şekilde bekliyor. Geliyoruz, hattımızı kuruyoruz. Birazdan zaten bir hat kurmamız gerekiyor. Hattımızı kurduktan sonra açıyoruz suyumuzu. 3 saat, 4 saat. Evet. Kafamıza göre. Her 20-25 günde bir. Senede 7-8 biçim yaptığında abi, seneye vurduğunda gerçekten çok güzel bir para elde, evet, ediyorsun. Hatta bu işin çok fazla bir zorluğu da yok galiba, değil mi Ahmet abi? Yok aslında. Yani sistemini oturtturduktan sonra tıkır tıkır işliyor aslında. Evet. En çok zor olan iş işte hat değiştirmek oluyor. Hat değiştirmek. Yağmurlama sistemiyle, aynen, suladıkları için. Biz mesela onun bir çözümünü bulduk. O 27 dönüm olan yere helikopter aldık. Evet. Orada mesela çok fazla hat kurmuyoruz. Helikopter 4 kere git gel yaptığı vakit zaten 27 dönüm sulanmış oluyor. Biz sadece burada işte 6 dönümü, 10 dönümü kendimiz manuel sistemle, evet, suluyoruz. Valla süpermiş. Helikopteri de ilk kez senden duydum abi. Daha önce bizim buralarda yok herhalde, değil mi? Ben helikopter koydum onu, artık başka bir şey de olabilir. Aynen. Bizim buralarda da öyle bir şey görmedik, duymadık yani. Görürsün ya birazdan. Birazdan görürüz, bakarız. Evet arkadaşlar, Ahmet abi keçiyle başlamış bu işe. Şehirden köye geç etmiş. Şu an Sahnen keçisi, dediğimiz gibi Maltız keçisi ve Halep kırmaları var içinde. Umarım başarılı olmuş da memnunum diyor kendisi de. Kendisinden de duydunuz. İnşallah abi keçilerin sağ salim doğurur. İnşallah. Doğurduktan sonra yine yavrularını alsın, oğlaklarını satarsın. Peki şeyi sormayı unuttum. 28 tane oğlak sattık dediniz abi. Hı hı. Bunları ne kadara sattınız? Yani vadeli verdik biz onları. Evet. 900 liraya falan geldi bize. 900 satış liraya. Hı hı. Peki abi keçileri ne kadar aldın? Keçilerin 1600-1700 lira diyebilirim. Oğlakları da beraber. Oğlaklarıyla beraber 1600-1700 liraya keçileri aldınız. Yani size bu keçiler 500-600 liraya kalıyor keçi başı. Aynen öyle. Her kasaba götürsen zaten şu anda 500-600 liraya herkes alır bunları. Aynen. Birkaç kere kasaplarla konuştuk. Bir Hıdırellez muhabbeti var. Hıdırellez'den sonra almıyoruz falan filan dediler. Çok anlayamadık biz. Evet. Sonra o şekilde vadeli verdik. Oğlakları değil mi abi? Oğlakları. İyi, süper. Adamını bulduktan sonra tabii abi. Tabii. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Arkadaşlar şimdi yoncaya geçiyoruz. Ahmet abinin yoncalarını gösterelim. Bir de o helikopter sistemini ve hat değişimini gösterelim sizlere. Bu şekilde abi, demek istediğim başka bir şey var mı? Yani demek istediğim aslında şöyle bir şey var. Bundan yaklaşık 8 ay önce ben kameranın arkasında sizin gibi televizyondan Nuri'yi izliyordum. Hatta Nuri'ye televizyondan fotoğraf falan atıyordum. Evet. İşte. Ondan sonra özeniyordum aslında baktığım vakit. İşte sizin gibi. Bir şekilde başladım. Benim avantajım şöyle bir şey var. Ben dedelerim bu köyden. Ben buraya geldim, amcamlar buradaydı. Onlar bana ön ayak oldu. Bir bana destek oldular. Ben onların sayesinde burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de bazı şeyler adım atarken bunları göz önünde bulundurun. Çünkü köy yerlerinde işletme açmak biraz zor olabiliyor. Evet. Genellikle mera konusundan sıkıntılı. Mera, evet. Biraz da dışarıdan gelip köye yerleştiğinde köylü biraz kıskanabiliyor abi. Kıskanır. Eğer bu köylü değilsen. Kıskanır. İşte bakarlar, dik bakarlar mesela. Tanımazlar seni. Ama tanıdıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet. Bu tarz şeyler alışmanız lazım öncelikle. Ya da ne bileyim bir ev yaptıracaksındır. İki ayda temelini atamazlar falan. Ustalar böyle. Nasıl abi, o hikayeyi de anlatır mısın? Abi biz geldik işte evin temelini atmaya başladık. Temelini attık. İki ay bitti. Sadece hani temel anca bitti, öyle söyleyeyim ben sana. Ne tuğla örüldü ne başka bir şey. Adamı arıyoruz, işte geliyorum abi. Öyle abi, şöyle abi, yok o öldü, yok bu öldü.
İki ay oldu, adam yok piyasada. Anladın mı? Ondan sonra değiştirdik, ustayı değiştirdik. Bir haftada baktık, ev çıktı piyasaya. Anlatabildim işte. Yani bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyorsun. Yani evde yaptığın hesap çarşıya uymayabilir ki uymayacaktır. Ona göre gelmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, Ahmet abi de İzmir'den buraya geldiği için köy yerinde herkes de birbirini tanıdığı için şimdi Ahmet abi bir İzmirli lakabı falan takmışlardır herhalde. Evet, var var. İzmirli. Şimdi buraya geliyorlar abi, işte lakap İzmirli. İstanbul'dan geliyorlar İstanbullu. Sivas'tan aynen. Geliyorlar Sivaslı. Sivaslı var mı sen orada? Komşumuz var Sivaslı. Böyle şeyler olabiliyor. İşte bunlara alışık olmanız evet. Lazım. Biraz da zaman lazım bunları atlatabilmek için. Aynen öyle. Neyse, diyeceklerimiz bu kadar. Yoncu'ya geçelim abi. Tamamdır. Yoncu'yu falan gösterelim. Bakalım yoncularımıza bakalım. Ahır'ı da dışarıdan gösterelim şöyle. Tamamdır. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şu an Ahmet abinin yoncasına geldik. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer 27 dönüm ve onun karşısında 10 dönüm olan yoncadayız. Burada yağmurlama sistemiyle şimdi sulama evet. işlemi yapacak Ahmet abi. Biz de ona biraz yardımcı olalım. Bir de onu gösterelim dedik abi seni. Tamamdır. Daha tamam, fazla başlayacağız. Beklemeden geçelim o zaman abi. Hem tamamdır. De yoncayı falan gösterelim şöyle. Tamamdır. Burası kaç hatta sulanıyor Ahmet abi? Burası 3 ya da 4. Suyun taziğine göre, evet. Havanın rüzgarına göre değişebiliyor. Ama 4, genelde 4'te şey yapıyoruz. Genelde 4. Aynen. Peki buranın biçimi ne zaman şimdi? Burası 15 güne biçilir. 15 güne tekrar biçiliyor. Yani, yine şöyle bakıldığında şöyle dize kadar gelince biçiliyor herhalde değil mi abi? Aynen öyle. İşte çiçekler çıkmaya başladığı vakit vitamin evet. değerine göre biçiyoruz. Başlayalım. Haydi o zaman bismillah. Abi. Direkt üçlü al. İçinde su oluyor değil mi abi bunların genellikle? İçinde su oluyor. Suyu kaydırdık mı? Şimdi buralar hala misal suyu almış. Tabanla bastığın vakit toprak göçüyor içeri. Evet. Bakıyorsun abi. Buralar artık su almamış. Buradan bizim kaba taslak 12 adım sayıyoruz. 12 adım ileri. Burası menzilimiz oluyor. Bu işin tek zorluğu bu. Bu işin tek zorluğu bu ama şimdi bu hattı kurduktan sonra suyu açıyorsun, bir ıslık çalıyor. Su mu çalıyor? Islık çalıyor, tamam mı? O tazik girene kadar mesela o çok büyük bir zevk. Aynen. Bir ara çıkmıştı hani haberlere bir çocuk. Evet. İşte bu dalgaların sesi beni şey yapıyor falan filan hani. Onun gibi misal bunu açtığın vakit onun da zevki ayrı. Ya da güneş ters açıdan vurduğu vakit gökkuşağı falan aynen çıkartıyor. Aynen abi. Mükemmel keyifli oluyor yani. Devam edelim. Tabi kışın burada keçileri de yayabilirsin Ahmet abi sen yonca bittikten sonra. Aynen öyle yapacağız. Kışın sıkıntımız olmayacak çok ya. Hayvanlar evet. Şimdi içeride biraz boğuldular ama. Şöyle arkadaşlar, borunun içinde kalan suyu. Nuri'yi video çekme. Muhabbetine çalıştırıyorum. 3 kişi olunca daha rahat oluyor çünkü. Aynen abi. Abi yonca da süper yalnız ha. Yonca çok keyifli. Yani şey, ince yapraklı, kalın evet. Yapraklı falan diyorlar ya, bu ince yapraklı aynen. Olanından galiba değil evet. Mi? Hani sütün gibi, otsuz. Otsuz. Burası çok güzel ya maşallah. Bu 10 dönüm en sevdiğimiz yer zaten. Zaten hayvancılar yonca alırken dikkat edilmesi şey istiyorlar. İnce saplı, evet. Otsuz yonca. Misal say başlarındakileri asla şey yapmazlar. Evet. Almazlar. Aa bu kalın, gelip de işte aa bu kalın saplımış geri bırakan falan filan. Var var var. Var değil mi abi? Ama şey. İşte bizde çok yok onlar, hep amcamın evet. Arkadaşları olduğu için genelde öyle pis ticaretler olmuyor yani. Evet. Yonca tohumu da önemli tabii bunun ekim biçiminde abi. Evet. Tohum da çok önemli.
DAP önemli. Arkadaşlar videodan sonra mağazaya gidiyoruz. Ahmet abi bir gömlek borçlu bana. İşte burada böyle para kazanılıyor. Yardım ediyorsun, gömlek kazanıyorsun sen. Biraz tabii geleceğiz. Dur abi ben o şeyi düzeltemem. Ahmet kaldırıver sen de. Geleceğiz biraz. Eğer pislik sevmiyorsanız, su sevmiyorsanız bence sadece oradan izleyin. Hele ki çamur. Evet. Biraz daha gelecek. Sana doğru mu abi? Aynen. Evet arkadaşlar, yağmurlama sistemini kurduk. Şimdi iş neye geldi Ahmet abi? Şimdi işin en keyifli kısmı, vanayı açacağız. Vanayı açmaya. Sesi dinleyeceğiz. O zaman iş zaman kaybetmeden aynen başlayalım abi. Evet arkadaşlar, şimdi su basılmaya başladı değil mi Ahmet aynen abi? Aynen, hepsini tam gaz vermiyorsun ilk başta. Biraz bekliyorsun dolana kadar. Yoksa kör tıpadan fırlatıyor. Şimdi yavaş yavaş yağmurlamalar dönmeye başlayacak. Aynen. Kaç saat sulanıyor abi burası böyle? Burası bugün 4 saat sulanır. 4 saat bir hat, 4 aynen saat sonra ikinci hat, 4 aynen saat sonra üçüncü hat, üçüncü hat da zaten bitiyor. Bitti, bitti. İşin zor kısmı bu. Bunu bir de Temmuz Ağustos'ta düşün. Evet, öğlen sıcağında düşün. Mesela siz de düşünüp alta yorum yazabilirsiniz. Aynen. Hangi hale geldiğimizi tahmin ediyorsunuzdur az çok. Zaten şu an Ahmet abiyi de yakından görebilirsiniz bayağı bir. Evet, maalesef terledik. Ahmet abi. Ama işte keyifli ya, zevk almasını bildikten sonra. Aynen abi, işte sen güneş gözlüklerine falan böyle bir abi denizdesin gibi. Yani mesela burada çok sıkıldığımız vakit sen de biliyorsun. İşte hattı kurduk. Evet. 3 saat 4 saat vaktimiz var. Motorla tarlaların arasında Kızıklı'dan. Aynen. Pelitköy. Buraniye sahil aynen, denize girip. Sahil denizine gir. Ondan sonra geri dön, tekrar hattını değiştir falan. 4 saatlik bir zaman oluyor aynen bu arada. Öyle. Ama abi burası 10 dönüm, şimdi burası kalıyor. Hemen yan taraf 27 dönüm. Orası da başlayacak mı? Burası bitti vakit 2 hat sonra. Buradan hortumu bağlayacağız, şeyi, kangal boruları. Evet. Karşı tarafa geçireceğiz suyu. Ondan sonra orası başlayacak. Evet. Orası da 2 gün sürer. 2 gün sürüyor orası. Aynen. Oo. Çünkü o helikopter dediğim tabancayı, ayarını kendimiz ayarlıyoruz, kaplumbağayı. Ne kadar az giderse o kadar daha çok aynen verimli oluyor. Şimdi tam gaz. Şimdi evet arkadaşlar, yağmurlamalar çalışmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Peki abi, yağmurlamaları çalıştırdıktan sonra böyle kontrol ediyor musun işte? Mecbur. Mecbur değil mi? Çünkü köstebekler kangal boruların içine toprak, yonca monca taşıyor. O da çıkmıyor. Evet. Takılı kaldığı vakit bu sefer sıkıntı. İlla bir 2-3 dakika bekliyorsun hepsi dönüyor mu dönmüyor mu diye. Bir kontrol etmek kontrol lazım. Kontrol ediyorsun. Patlak çatlak var mı? Yoksa zaten için rahat dönüyorsun. Ki zaten çok yakın. Yürüyerek geldik işte 30 evet, saniye sürdü. 30 saniye yürüyerek. Abi sen işi bulmuşsun ya. Tabii bir sürü ya abimiz, ablamız, kardeşimiz var bizi böyle takip ediyor ama onlar da şehirde yaşıyorlar ama köylerinde toprakları var. 40 dönüm, 50 dönüm işte bana mesaj atıyorlar. Gitsem ben bir şey yapabilir miyim burada diye. Arkadaşlar Ahmet abi de bu işin en iyi örneği bence. Evet yani ben bir kere koydum kafa, yani gitsem yapabilir miyim demedim. Geldim. Evet. Yani sonuç orada yani ama abi işte bak mutlusun. En azından mutluyum mutlusun. Ya. Önemli olan bu. Yani mesela şu saatte, saate bakıyorum şu an 18 civarları. Muhtemelen İzmir'de canıma okunuyordu şu an mağazada. Evet. Anlatabildim yani. İşte insanlarla uğraş. Kapisleriyle uğraş. Burada öyle bir derdin yok. Evet, yağmurlamalar başladı burada. Ahmet abi şöyle baktığımızda bütün evet yağmurlamalar gayet, güzel, gayet dönüyor. Güzel dönüyor. Tazik de güzel. Artık sulamalar bitti çoğu yerde biliyorsun zaten. Evet, 4 saat şekilde burası sulanacak. Aynen. 4 saat sonra diğer hatta geçiliyor. Sanırım aynen zaten bu ikinci hat. Bu ikinci hat. Bu biter kapatırız artık, bir daha yarın sabah başlarız. Çok da şey yapmıyoruz, zorlamıyoruz kendimizi.
Şimdi gelin hep birlikte helikopterle gösterelim. Evet, abi, helikopteri. Şu an çalışmıyor ama evet. O da bir dahaki günlerde çalışacak. Başladı mı? Evet arkadaşlar, yağmurlama sistemi değildi abi. Helikopterin benim, yanına benim Lugat'ımda helikopter. Evet. Bu bir ölüm makinesi yani. Biz bunu ilk kurduğumuzda acemiydik. Amcamın kafasını kopartıyorduk yanlışlıkla. Aynen. Gerçekten. Çok sakat. Ben abi, bağırıyorum tabii amcama bu taraftan. Amcam orada ayarını yapıyor falan. Bu dönüyor. Dönüyor. Amcam böyle eğilik, hani kafasını kaldırsa kırar kafayı, öyle bir şey tabii yani. Tabii abi, çok da hızlı dönüyordur herhalde bu. Hızlı dönüyor. Bunu tarlanın ortasına mı kuruyorsunuz abi? Bunu şöyle söyleyeyim ben sana, rüzgara göre hesaplıyoruz yine. 24 adım, 25 adım atacak şekilde bunun kolları. Evet. Ona göre ayarlıyoruz işte, sınıra göre. Bir yağmurlama sisteminde yağmurlama tabancası kaç adım atıyor? Oradaki misal 12 adım atıyor. 12 adım atıyor. Peki bu kaç adım atıyor? 24, 24, 48. Bu neredeyse 2 katı. Aynen. Ondan böyle dolayı bir kere gidiyor oraya, karşıdan tekrar 24 adım, 24, 48 adım alıyorsun. Bu kendisi mi gidiyor bir daha abi? Tabii, şu sistem var ya, bu görmüş olduğun halat, evet, orada kazığa bağlı. Evet. O kazıktan çektiriyor kendini, döndükçe oradaki zımbırtı çektiriyor. Tık, ha, gidiyor tık kendisi, tekrar geri geliyor. Tabii, sen bunu kurdun, gittin abi eve yattın, geldin o misal yolunu almış, durduruyor ondan sonra, şurada şeyi var işte, emniyeti var. Aynen. Orada kendini durduruyor. Ondan sonra olduğu yeri sulamaya başlıyor. Vallahi bu basitmiş. Demek ki bundan iki tane olsa aynen, bu kocaman tarlayı sulayacak. Aynen. Fiyatı nedir abi bunun? Yani onun fiyatı biraz, şu anda zaten üretimi falan yok bunun. Bunu böyle eskiye de benziyor zaten. Sanayilerde abi falan böyle işte mucitler oluyor ya, onlar üretiyor yani. Seri üretim olan bir makine değil. Buna benzer makineler var. Hatta Konya taraflarında çok güzel makineler var ama bu bizim buralar için işte biçilmiş bir kaftan. Fiyatı da el yapımı gibi bir şey galiba. El yapımı abi zaten. El yapımı yani. Tamamıyla bizim icat yani. Evet arkadaşlar, görmeyenler için de İzzettin abi şöyle kameradan gösterir misin nasıl bir makine olduğunu? El mucit insanlarımız neler yapıyor? Süper bir şey yapmışlar abi. Çok, çok kolay, kolaylık. Çok kolay. Vallahi keşke bir tane daha yapsalardı, seni burada hiç uğraştırmazlardı yani. Aslında şey olsa misal, üşenmeyecek olsan traktöre bağla, çek diğer tarlaya ama aynen. Bu şimdi buranın demirbaşı oldu. Evet. Orada da biraz spor yapıyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizlere gösterebileceğimiz kadar burada Ahmet abinin yaşamını gösterdik. Tabii daha gösteremediğimiz birçok şey vardır da, keçiler doğurmadı tabii, süt salon evet zamanı değil. Onlara da inşallah keçiler doğurduktan sonra, oğlaklar ayrıldıktan sonra süt zamanında da geliriz. Burada Ahmet abinin yine aynı şekilde hayatını diyelim. Evet. Sizlere göstermeye çalışırız. İnşallah bu video bir motive videosu olmuştur. Şehirden köye göç etmek isteyen abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz için. Beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ahmet abi, son kez söyleyebileceğim bir şey var mı? Söylemek istediğin. Bence insanlar bir şeye adım atmalı. Çok fazla düşünmeden yola çıkmalı. Bu şekilde ilerliyorsun. İyi de olsa kötü de olsa ilerliyorsun. Aklında kalmıyor. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Ardından kanala abone olun. Nuri arkadaşımızı destekleyelim. Eyvallah abi. İzmir'den beri ben destekliyorum kendisini. Yorum yapalım, beğenelim, paylaşalım. Bizim de burada hayatımız bu şekilde. Yonca ve keçilerle geçiyor. Aynen, yonca ve keçilerle geçiyor. Süper abi. Şöyle dağları da göster İzzettin abi. Aynen. Öyle videoyu İda'yı kapatalım. İda'yı göster, karşı aynen dağları göster. Şuralar biraz yanmış da olsa. Evet. Yine doğanın içinde. Çok güzel. Evet, şimdi tam keyifli saatler işte. Saat, bir aynen saat sonra falan buralar mükemmel olur. Hava biraz serinler.